Herkese selamlar, merhabalar değerli öğrencilerim. Bugün 3 Ocak, İslamiyet Üniversitesi tarihinin ikinci videosuyla bir aradayız. Bakalım bugün kazanımlarımız neler olacak? Şöyle konu başlıklarını ekrana getiriyorum sizler için. Kavimler göçünün sonuçları. Avrupa Hun Devleti, Avarlar, Uzlar, Beçenekler, Macarlar, Bulgarlar, Hazarlar ve Sibirleri göreceğiz bu videoda. Yani aslında ne olacak? Avrupa'ya göç eden Türk boylarından bahsetmiş olacağız inşallah. Haydi gelin kavimler göçüyle başlayalım. Şöyle bir ekranı ayarlayalım hemen. Evet. Şimdi bildiğiniz üzere Asya Hun Devleti'nden bahsettik. Ve Asya Hun Devleti ikiye ayrılmış hocam. Bunlar neydi? Kuzey Hunları ve Güney Hunları olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Kuzey Hunları Balamir önderliğinde kavimler göçünü başlatacaktı. Bunun tabi bir takım önemli sonuçları var. Bir, Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı hocam. Doğu ve Batı olmak üzere. Doğu Roma'ya Bizans diyeceğiz. Biz Batı Roma ile daha çok ilişkiler kurduk bu süreçte hocam. Ardından Avrupa'da bir Hun devleti kuruldu. Hemen onu yazalım. Avrupa'da Hun devleti kuruldu. Bu da bizler için önemli. Feodalite, derebeylik kavramı ortaya çıktı. Derebeylik kavramı ortaya çıktı. Hani eski Türk filmlerinde olan toprak ağaları gibi düşünebiliriz onlardan. Skolastik düşünce yapısı ortaya çıktı. Skolastik düşünce. Yani skolastik düşünce şunu hocam. Bir görüş var ve bu görüşün aksi bir şey söylemeye izin vermeyen bir düşünce arkadaşlar. Bu şekilde kısaca söyleyelim. Hristiyanlık Avrupa'da yayıldı. Hristiyanlık yayıldı. Değerli arkadaşlarım. Avrupa'nın günümüz etnik yapısı oluştu. Avrupa'nın etnik yapısı oluştu. Evet. Arkadaşlar tablete yazdığım için biraz kötü olabilir yazılar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Önemli olan siz içeriğine bakın. İlk çağ kapandı. Orta çağ açıldı. Orta çağ dönemi başlayacaktır değerli arkadaşlarım. Ve Türk kültürü Avrupa'ya yayılmış oldu. Avrupa'ya yayıldı arkadaşlar. Şimdi Avrupa Hunlarından bahsederim hocam. Avrupa Hun Devleti 374-469 yıllar arasında hüküm sürmüş bir devlet. Kurucusu Balamir'dir hocam. Balamir kavimler güçünü başlatıyordu bildiğiniz üzere. Nerede kuruldu hocam? Macaristan'da kuruldu. Günümüzdeki Macaristan sınırları içerisindedir. Ulduz zamanında değerli arkadaşlarım Anadolu'ya ayak basmışlardır. Hani Trakya valisi diyor ya, güneşin battığı her yere kadar her yeri zapt edebilirim diye, o sözü de aklınızın bir köşesine yer alırsın. Özellikle değerli arkadaşlarım Atilla dönemiyle beraber Doğu Roma ile Margus ve Anatolius anlaşmaları var hocam. Marius ve Anatolius anlaşmaları imzalanıyor Atilla döneminde değerli arkadaşlarım. Şimdi burada değineceğimiz bir husus var. Atilla Roma'ya sefer düzenliyor arkadaşlar. Ama bir takım neticelerden dolayı bu seferi ilerletmiyor. Bunların nedenleri 1. Papa 1. Leo'nun ricası. Papa 1. Leo'nun ricası. Tabi Papa bildiğiniz üzere Hristiyanların en önemli din açıdan kişisi. Roma'nın kutsal bir yer olarak görülmesi. Yani Roma'nın kutsal olması. Roma'nın kutsal olması. Batı Roma'nın gücünün kırıldığına inanılması ve en önemlisi aslında Sasani tehlikesi hocam. Sasanilere sefer düzenleme isteği. Bence buradaki en önemlisi Sasanilerin üzerine sefer düzenleme isteği arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyleyelim. Bunlar Atilla döneminde bu arada.
Cesur kavimlerin efendisi, Tanrı'nın kırbacı, Nibelungen destanında Ezra olarak geçen kişi. Bunların hepsi kimdir hocam? Atilla'dır. Tamam. Almanların ünlü destanı Ezel'de geçmiştir Atilla. Bayan Han tarafından kurulmuştur. Bunu bilelim. Yuan Türkleri olarak bilinirler. Aparlar olarak da geçmektedir arkadaşlar. Bu ikisi de sorulabilir. Hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da kurulmuşlardır. Bu da önemli bir bilgi. 619-622 yılları arasında Sasaniler ile birlikte Sasanilerle anlaşarak İstanbul'u kuşatmışlar hocam. Notumuzu o zaman söyleyelim. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olmuşlardır. Tamam. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti kimdir? Avarlardır. Bu önemli bilgi. Bir üzeri İskitler üzengi icat etmişlerdi. Üzengiyi şöyle biraz daha düzgün yazmaya çalışacağım. Üzengiyi Avrupa'ya taşımışlardır. Bu da önemli bilgi. Avrupa'ya taşıdılar. Germen ve Slav ırklarını, Slavları etkilemişlerdir. Frank saldırıları sonucu yıkıldı. Bunları bilmemiz yeterli olacaktır hocam avarlarla ilgili. Burada üzerine durmamız gereken notumuz var. Bir de Yuan Türkleri olarak bilindiğini ve aparları bunu unutmayalım. Tamam. Evet değerli arkadaşlarım. Devam ediyorum. Uzlarla devam edeceğiz hocam. Hristiyan Oğuz'a denir. Oğuzlardan diğer videoda bahsedeceğim. Orada daha detaylı göreceğiz Oğuzları. Bizans'ta ücretli askerlik yapmışlardır. Ücretli askerlik yapmışlardır hocam. Malazgirt Savaşı'nda taraf değiştirdiler. Bu çok çok önemli. Birazdan peçeneklerde bunu bir tık değineceğiz aslında ufak tefek. Günümüzde Gagavuz, zaten sondaki uzdan çıkartabilirsiniz, Türkleri olarak devam etmektedirler. Bunları uzlar için söyleyelim hocam. Devam, peçeneklerle devam edelim. Peçenekler devlet kuramadılar. Boylar halinde yaşamışlardır. Bunu söyleyelim. Bizans'ta ücretli askerlik yaptılar. Tıpkı Uzlar gibi. Bizans'ta ücretli askerlik. 1071 Malazgirt Savaşı'nda bakıyorlar karşılarına. Türk olduklarını anlıyorlar. İşte bu benim akrabam vesaire. Bir görüyorlar onları ve bu sayede ne oluyor? Taraf değiştirerek savaşın kazanılmasında da etkili oluyorlar. Malazgirt Savaşı'nda, değil mi? Selçukların yanına geçiyorlar. Savaşında taraf değiştirdiler. Özellikle sorulursa bu son madde sorulur der arkadaşlar. Tamam. Bunu bu şekilde bilelim. Bir diğer devletimiz Macarlar. Kurucusu Arpat'tır. Kurucusu. Zamanla Hristiyanlaşmışlardır. Evet. Soylarını Atilla'ya dayandırmışlardır. Soylarını. Bunun sebebi hocam, Avrupa onları Macaristan'da kuruldu ya. Değil mi? Bunu da bu şekilde söyleyelim hocam. Başka 2008 yılında, bu da güzel bilgi, Türk kurultayı düzenlediler. Demek ki Türk olduklarının farkındalar değil mi? Yani Türk kurultayı ne düzenlediler? Türk kurultayı düzenlemişlerdir hocam. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Bir diğer Bulgarlara bakalım hocam. Kelime anlamı karışık demektir. Karışık. Zamanla ikiye ayrılmışlardır hocam. Zamanla ikiye ayrıldı. Tuna Bulgarları ve İtil Volga Bulgarları olmak üzere. Tuna Bulgarları Boris Han zamanında Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. İtil Bulgarları ise Almışan zamanında İslamiyet'i kabul ediyorlar. Bunları bu şekilde söyleyelim.
Tuna Bulgarları Çar unvanını kullanmışlardır. Simon adında hükümdarları vardır. Simon adında hükümdarları da vardır. İtili Bulgarlarında İbni Fatlan Rıhle adlı eserinde bu durumu anlatmıştır. Yani bunların işte İtir Bulgarlarının nasıl İslamiyet'i kabul ettiğini vesaire burada anlatıyor. İbni Fatlan Rıhle adlı eserinde ve Doğu Avrupa'da yaşayarak Avrupa'nın kuzeyinde yani Türk İslam kültürünün temellerini atmışlardır hocam. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Hazarlara geldik hocam. Hazarlar barış, güven ve serbest dolaşan anlamlarına gelir. Serbest dolaşan anlamlarına gelir. Değerli arkadaşlarım, Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti. Bu önemli bir maddemiz bizler için. Kürk yolunu kullandılar. Kürk yolunu kullandılar değerli arkadaşlarım. Emeviler ile mücadele ettiler. Emeviler ile bir mücadele halinde olduklarını da söylemiş olalım arkadaşlar. Türk tarihinde ilk kez ücretli asker yaptılar. İlk kez ücretli asker aldı. Ücretli asker aldılar arkadaşlar. Tabi bunlar Kürk yolunu kullandıkları için değil mi? Ekonomik olarak iyiler. Ekonomik yoldan iyi oldukları için de ücretli askerlik almışlardır. Haz adı verilen yöneticileri vardır. Değerli arkadaşlarım. Ayrıca Pax Hazarya. Hazar barışçı olarak geçmektir arkadaşlar. Burada Müslüman, Hristiyan birçok dilden insanlar bir arada yaşamışlardır. Hakimler heyeti görev yaptı. Bunu yazalım. Hakimler heyeti var. Polonya'da arkadaşlar Karayim, Karaçay ve Karatay Türkleri olarak bilindiler. Hadi şunları da yazalım. Karayim, Karatay ve Karaçay Türkleri olarak bilinirler değerli arkadaşlarım. Hazarları da bitirdim. Son yerimdeyim. Sibirlerdeyim. Biraz uzun bir video olduğunun farkındayım arkadaşlar. Sibirler yolundan sapan, yol değiştiren anlamlarına gelir. Sibirya'ya, günümüzdeki Sibirya'ya ismini vermişlerdir değerli arkadaşlarım. Evet, videomun sonuna geldik. Arkadaşlar, gün içerisinde bunun buraya kadar anlattıklarımızla ilgili soru çözümü gelecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.